Merhaba, ben Erim Yıldız, kanalıma hoş geldin. Geçen videoda incirin toplamasını, çırpma aşamasını ve kurutma aşamasını çekmiştim. Bu videoda yemeklik incirlerin bandırılma işlemini nasıl yapıyoruz? Onu size çekeceğim. Yemeklik incirlerimizi hazırladık zaten, 17 kasa. Şimdi kazanın içinde yapacağız arkadaşlar bandırma işlemini. Bandırma aşamasını aşama aşama size çekeceğim, göstereceğim. Eşim de seradaki ızgaraları temizliyor. Zaten temiz ızgaralar ama tozları falan varsa onları yıkıyor. Kazanımızın içinde neler yapıyoruz, neler koyuyoruz içine onu göstereceğim. Bandırma işlemini ne yapıyoruz arkadaşlar? Bandırma işlemini incirler derin donduruculara falan koymadan direkt raflara koyarak bir yıl dayanması için bandırma işlemini yapmak zorundayız. Aksi takdirde kurtlama olur. Kalitesini düşürür, içini boşaltır. Yemeklik incir. Mecburen bandırma işlemi yapmamız lazım. Ya da ilaçlama. Biz ilaçlama işlemini kaçınıyoruz. İstemiyoruz öyle bir şey. Her şey doğal olsun. Doğalınca yiyelim. Her şeyi doğal yiyelim. Onun için kötü taraf kötü demeyeyim ama incirler mesela burada bembeyaz. Yemeklik incirler bembeyaz. Şunun güzelliğine bakın. Bembeyaz ama bandırmadan sonra ister istemez hafif bir sarım. Sarımsı hali alacak incirler. Belli belirsiz. İçinde tutmamıza göre. Bütün aşamaları size çekeceğim. Senin kullandığımız maddeler tuz, kekik şey yapması için, içine bir ayrı bir koku vermesi için kekik. Eşim patlıcan getirmiş. Bu arada patlıcan gelmişken közleme yapalım diye. Bütün aşamaları size çekeceğim arkadaşlar. Hadi geçelim videoya yavaş yavaş. Ben size bütün aşamaları çekeyim. Fiyatını da size söyleyeceğim işte. Sera ise anlatmıştım diğer videoda. Kurutma işlemini yapıyoruz biz. Sera daha çabuk kuruyor. Daha beyaz kuruyor. Bunlar yemeklik incir değil. Bunlar normal incir. Mesela normal incirin içinde hepsi yemeklik olmayabiliyor. Şunlar mesela. Çoğu yemeklik değil. Yani 40-50 tane incirin içinden 8-10 tanesi yemeklik olabiliyor. Yani yemeklikler tek de seçiliyor. Eşim ızgaraları yıkıyor. Zaten temiz ızgaralar da tozları falan temiz olsun diye yemeklikleri güzel ızgaraları temizliyoruz. Yani tozlu gitsin yani. Şimdi bütün aşamaları size tek tek zaten çekeceğim. Sepetleri, incir sepetleriyle zaten içerisinde su geçebilecek şekilde incir sepet, naylon falan değil. Kargı ve hayıttan yapılan incir sepetleriyle önce bir yıkama işlemi yapacağız. Yıkamadan sonra incir sepetlerini içine koyup sonra bir müddet kazan içinde bekleteceğiz bir müddet. Sen bunun tuzunu koydun mu? Tuzunu ne kadar koyuyoruz? Söyler misin? 2 avuç koyarız. 2 avuç. Bir kazanın içine 2 avuç. Ya zaten evde olanlar tenceresinin içinde de yapıyor bu işlemi de. Biz çok olduğu için kazanda yapabiliyoruz. Zaten bu sepetlerde kazanın içine anca sığıyor zaten. Bir de şurada söylediğim az önce gösterdiğim kekik. Bu kekiği içine bir müddet bekletiyoruz içinde. Ondan sonra alıyoruz. Çünkü çok biraz esmerleşme yapıyor. Bu koku. Kokusunu değiştiriyor incirin. Biraz daha hoş bir koku veriyor biraz incire. Koyalım içine. Şurada. Bunun içinde bir müddet zaten 10 dakika 15 dakika sonra onu oradan alırız zaten biz. Sonra bir müddet sonra suyu gerekirse bir daha değiştiriyoruz. Suyun altını yakabildiğimiz kadar ısıtıyoruz arkadaşlar. Yakabildiğimiz kadar. Yani kaynıyor su. Kaynıyor. Ne yapıyoruz? Önce burada tozunu, kasadaki incirlerin tozunu burada alacağız. Temizleyeceğiz. O zaman sepete koyup bunun içinde bandırma işlemini aşağı yukarı ne kadar bekliyoruz? 1 dakika, 2 dakika falan. Burada kaynıyor artık. Burada tozu gidiyor. İncir temizleniyor. Burada da hem içindeki zararlar ölüyor hem de dezenfektan da olmuş oluyor bir yerde. Çünkü kaynar suyun içinde. Şimdi kasadan döktüğümüz incirleri önce bir tozunu temizlemek için önce bir normal suda, soğuk suda yıkıyoruz önce bir. Yıkadığımızı sepetin içine koyuyoruz. Şimdi buradaki az önce koyduğumuz keki alalım buradan. Sıcak. Yeter. Bayağıdır duruyor. 10 dakikadır falan duruyor. Şöyle uzaklaştıralım. Tozunu yıkadığımız inciri direkt kaynar kazanın içine yavaşça bırakıyoruz. İçinde sadece kekik koyduk, bir de tuz koyduk. Böyle içine bekliyor. Artık bu içindeki kötü zararlı şeyler varsa, kurtlar bir şeyler varsa onlar ölüyor, larvalar ölüyor. Yani temizlenmiş oluyor, dezenfekte olmuş oluyor. İncirin bir yıl taze, yenilebilir kalmasını sağlıyor bu şekilde.
Kamera başına taktım geldim çünkü iki elim kullanmam gerek. Şimdi burada bir dakika falan durdu. Çıkartıp biraz suyu aksın içine, sıcak. Zaten dokunacak gibi değil, aşırı bir sıcak. Buharlar bile görünüyordur. Şimdi buradan şu tuğlanın üzerine koyup biraz soğuk su dökeceğiz üstüne. Hemen sıcaktan yapışmaması için. Yeter değil mi? Biraz dökelim. Tamam. Şimdi suyu biraz insin aşağıya. Dökülsün. Ondan sonra bunu dökmek için. Hemen yenisini de şimdi yıkadığı, soğuk su yıkadığında hemen direkt içine koyuyorum. Bu burada bandırma için devam etsin. Bunun suyu epey bir döküldü. Tamam. Şöyle biraz daha akıyor. Bunu şimdi ızgaranın içine dökmeye diyoruz. Bunlar bandırmamış incir, söylemiştim. Sen şimdi anlayacaksınız hemen. İşte bandırılmış incir. Döktüğüm incir şu bandırılmamış incir. Hemen renk farkı yapıyor. Altın gibi maşallah. Tamam. İkisi şöyle dökelim. Devam edelim. Şöyle dağıtalım ki çabuk kurusun. Biz bunları bugün şu an saat kaç? Sabah saat 9.45, akşamüstü tam böyle kuruma tavına geldiğinde yoklarız hepsini bir. Tam böyle nemli değil de yumuşak, sert değil yumuşak, çok yumuşak da değil yumuşak şeklinde alırız bunları. Eğer yumuşamayanlar, çok kurumayanlar da, çok yumuşak olanlar da yarın sabahleyin alırız. Seçeriz. Yalnız güzel ha maşallah. Şimdi diğer incir de sepet konmuş. Şunu eşimin önüne koyayım. Bu durdu mu epey içinde? Eşim de soğuk suyla yıkama yapıyor bir yandan. Zaten aşağı yukarı çözdünüz. Bu sene incirler söylediğim gibi arkadaşlar zayıf. Yani sıcaklar çok kötü olduğu için güzel incir, kaliteli incir bulmak zor oldu. Onun için fiyat olarak Eylül ayı için, Ekim ayı için kilosu 50 liradan satılıyor incir. Yemeklik incir olarak. Körek malı, normal işletmeler satılan incir değil. Hepsi. Bütün içindeki incirler. Yani bu yaptığımız incir. Yemeklik incir. Kilosu 50 liradan satılıyor. Ben de gönderiyorum. Dışarıya da gönderiyorum. Öyle isterseniz de gönderebilirim. Ama söylediğim gibi bu sene incir az. Kaliteli incir çok az. Bu fiyatlar 50 liralarda kalır mı? Onu sanmıyorum. Şu 60-70'te diyenler var. Fiyatlar yükselecek gibi duruyor. Eğer öyle bir düşünceniz varsa ki ille ben almanız zaten önemli değil. Satış yapıyorsanız, mesela alım satım yapıyorsanız stok yapmaya çalışın. Ya da normal bir tüketici, kendi tüketeceksiniz. Bir an önce almaya çalışın. Bekletmeyin. Bir an önce almaya çalışın. İncir almayı düşünürüz. Bir an önce almaya çalışın. Çünkü bayağı bir bu sene incir az. Normalde 85 bin ton Ege bölgesinde incir düşünülüyordu. Belki 50 bin ton anca yapıldı. Çok düşüş var. Anca yani 50 bin ton. O da çok kalitesi böyle yemekli incir değil. Kalitesi çok düşük incir. Güzel ama. Biz bunları iki tip seçiyoruz. Onu da göstereyim ben size hemen. Kalite olarak aynı ama ebat olarak biraz daha küçükleri var. Biraz daha büyükleri var. Şunu eşimin önüne koyayım. Onu göstereyim. Şunlar. Şu yemeklikler biraz daha küçük. Yani 60 ila 65 arasındaki 1 kilo gelecek şekilde. Bu incirler, bunlar küçük yemeklik. Kalitesi aynı ama ebatları küçük sadece. Şunlar da iri. Duble yemeklik diyelim artık. Şunlar iri yemeklik. Şöyle. Bunların 45 ila 50 adeti 1 kilo geliyordur. Bunun 60 ila 65 adeti 1 kilo geliyor. Belki şuradan şöyle yaklaştırayım kamerayı. Belki fark edebiliyorsunuz. Ama kalite olarak aynı kalite. Hiçbir sorun yok. Hiçbir, ikisi çok iyi. Aynı kalite. Ama ebatlar küçük sadece. Yani iri yap, ne kadar iri ise, ne kadar büyükse incir o kadar kaliteli diye bir şey yok yani. Öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bir incir ağacı hem incirini iri yaparak hem de kalitesini artırmak çok zordur. Yani her incir ağacı yapamaz bunu. Hem
İncir yeri olacak, duble incir olacak. Hem de kalitesi çok yüksek olacak. Yani zor, çok zor. Ne kadar iri olursa incir, o kadar kalitesi düşme olasılığı yüksek. İyi yapan, kalitesi iyi yapan ağaçlar da var ama kalitesinin düşme olasılığı yüksek arkadaşlar. Onun için diyorum, illa ki iri incir, çok iyi incir diye bir şey söz konusu değil. Ben incirin içindeyim kaç yıllarca. Evet, işimiz bitti. Patlıcanlar burada közlenirken içeri incirleri götüreyim ben size. Bayağı içerisi sıcak, saat kaç? 12:52 geçiyor. Buradan itibaren başlıyor arkadaşlar ileriye doğru. Yemekli incirimizi serdik. Bunlar iri. Duble yemeklik incirler. Şöyle biraz daha ileride. Şu dahil. Şu dahil. Şunlar şöyle ufak küçük yemeklikler. Şunlar büyük yemeklikler. Bu şekilde incirlerimizi serdik. Bunları biz akşamüstü 6'dan sonra yani 18'den sonra biraz yumuşak olanlar, tam böyle ideal kurumakta olanları alacağız. Geri kalanını da yarın sabahleyin hepsini toparlayıp depoya koyacağız. Artık satışa hazır olacak incilerimiz. Bu şekilde arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Düşünceniz olursa yorumlara zaten belirtebilirsiniz. Zaten yorumların hepsini okuyorum da, yazıyorum da, cevaplıyorum da, hepsini yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.